kabul ettiğim için yeni adıyla siz kendinizi tanıdınız. Pardon, onu söyleyeyim. Ortaokulda şu anda tanıdığınız belki Hakan Altun. O yaptığımız öyle haberler vardır ki toplumu etkilemenin yanı sıra devletlerin de uluslararası ilişkilerde politikalarını belirlemesinde de ona önemli rol oynar. Şimdi bu gördüğümüz fotoğrafa bakalım. Bu fotoğraf hatırlarsanız Aylan Kürdi denen bu yavrunun cesedi o sahile vuruncaya dek Batı dünyası ne yapıyordu? 10 kişi mi alalım, 20 kişi mi alalım, 50 kişi mi alalım diye tartışıyorlardı. Yani Suriyeli mülteci ya da sığınmacıları kabul ederken. Sonra yani normalde o güne kadar 2011'den sonra Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya kaçış başlamıştı. 2014 yılından itibaren de bu kaçış drama dönüşmüştü. Avrupa'ya kaçış serüveninde bu sırada soğuk sularda cesetler karaya vuruyordu ama bütün bu olana bitene rağmen hiçbir toplumda Batı'ya karşı yani bir sığınmacılara yönelik olarak herhangi bir duyarlılık oluşmamıştı. Ve Ege'de insanlık trajedisi hiçbir zaman hız kesmedi. Eğer gerçekten şu bu şekilde yayınlar yapmış olmasaydı bütün medya biz bambaşka bir 16 Temmuz'a uyanabilirdik. Medya aslında çok kahramanca da direnmiştir darbeye ve darbecilere karşı. Yani büyük çoğunlukta ne yapmıştır? Herkese siz başarabilirsiniz, darbeciler zor durumda, darbeye karşı durabiliriz, bunu yapabiliriz, yapıyoruz diye göstererek insanları teşvik etmiştir buna. Daha sonra tabii üniversite eğitiminde... Sonra görüyorsunuz Rusça, Kürtçe, Fransızca, Arnavutça, Farsça yayınlar bile yayınlar yapmaya başladı. Şimdi de İspanyolca yayın yapmayı planlıyoruz.